Bu Enes Batur. Vallahi üzüldüm Enes'e. Evet ya, neredeyse biliyor musun şeyini gördüm, videosunu gördüm. Bilmiyorum bizde var mı ekstra ama isyan içinde neredeyse ağlayacak, biliyor musun çocuk? Bir şey anlamadım ben ya. Enes'i niye yurta kapatmışlar? Hayır, Enes'i niye yurta kapattınız da Reynmen'i niye daha hala kapatmadınız o zaman yurda? Veya mesela şimdi ev partileri oldu daha geçen, o Markuslar falan. Aynen. Onlar 10 kişi mesela. Doğru. Onları kapatmıyorsunuz ya. Bence bu memlekette bazı şeyler çok kişiye özel gelişiyor. Evet. Yani birisi suçluysa o suçlu değil demiyoruz ama o zaman herkese aynı muamele yapmanız lazım. Her olay için aynısını düşünüyorum, kusura bakmayın. Yani siz... Çünkü biz bu arada biz adalet falan da değiliz. Biz yargı da değiliz. Biz bunları sunuyoruz. Başkaları da sunuyor. Gazeteler de yazıyor. Ama biz de yanlış olabiliriz. Ona göre bizim yüzümüzden kimseyi hapse atamazsınız. Bizim yüzümüzden kimseyi yargılayamazsınız. Biz bunları eleştiri olarak yapıyoruz. Dolayısıyla Halil'e de, Enes'e de ya da Reynmen'e de ya da Deniz'e de ya da Seren'e de, bana da mutlaka bu çıkan büyük kakafoni ile ilgili o zaman biz bunu hapse atalım dememeleri lazım. Sen de onun aynısını kesinlikle demek istiyorsun değil mi? Yani mesela burada bir şey çok gündeme geldiği zaman, yani mesela gündeme getirdik. Şimdi getirdiğimiz zaman bu savcıya da bir baskı oluyor. Evet. Başka bir şey de var. Bu sefer bir hareket yapmazlarsa insanlar sanki eksik görev mi yapıyormuş gibi hissedip bir başkasının uygulamadığı bir şeyi bir başkasına uygulayabiliyor. Bakın bu da adaletli bir durum diye. Yani bu genelde de olabiliyor ülkemizde. Yani bunu da birilerinin çıkıp söylemesi gerekiyor. Ben söylüyorum bunu. Yani birisi eğer Enes Batur korona şu anda evinde başkaları gibi istirahat edebilir. Herkese demiyor musunuz ki evinizde istirahat edin? Ve yalvarıyor, ben dışarı çıkmadım diyor bir de. Evet, yani şerefimin üzerine yemin ediyorum. Zaten kameralar da var diyor. Ben evimin dışına çıkmadım dediği halde. Pardon, bu arada doğru söylüyor. Enes'i birazdan konuşacağız ya. Bir de konuşmaları da var. Onun için şimdi onu eleştirmeyi bırakalım istiyorsan. Direkt biz şu andaki gündemimize, Halil Sezai'ye gelelim. Tamam, ne hayatım, onu gösterdiniz, onu konuşuyoruz. Doğru söylüyorsun. Ne diyorsun? Yani dediğimiz gibi biz adalet değiliz. Biz erk değiliz. Biz burada eleştiri programıyız. Dolayısıyla biz eleştirilerimizi yaparız. Ama siz sağduyunuzla, bulduğunuz delillerle, bulduğunuz şeylerle yargıyı devam ettirirsiniz. Şimdi burada şunu söyleyemeyiz. İşte sanatçı işte şöyledir. Dünyada böyle bir zaten bir ayırım yok. Evet. Fakat Halil için söylemiyorum şu anda, zaten o cezasını çekmeliydi ve çok haddini aşan, yani artık 67 yaşında, 70 yaşında hepimizin babasına, aslında toplum vicdanına baktığınız zaman herkes kendi babasına yerine koydu. Yani olabilecek gibi bir şey. Çok son derece adaletsiz ve son derece korkunç bir şekilde. Yani insan, sanatçı falan diye bakmayın. Bazıları korumuşlar. Onları da çok esefle karşılıyorum. Çünkü burada insanın kimliği söz konusu değil. Burada insanlığınla alakalı bakmanız gerekiyor. Şu görüntülerde Halil Sezai'ye bakmayacaksınız kardeşim. Onun şarkısını sevebilirsiniz. Arkadaşı olabilirsin. Bu görüntülerde insanlık dışı hareket eden, insana yakışmayacak bütün tavırları sergileyen yaşlı bir adamı öldüresici, artık öldürme elinde, bak aynayı kırmaya çalışıyor, aynayı kıramıyor, odunu alıyor, o adamın zaten kafasına odunla vursa adam o anda orada Allah korusun ölür, bir şey olur. Düşün, yani Sıla bile savunmamış, biliyor musun Sıla? Yani tanıyor ediyor bilmem ne, hani o bile arkadaşı olduğu halde savunmamış yani. Evet, evlerden de çıkarttılar. Bu siteyle ilişkileri kalmadı artık. Yönetmenin de kalmadı. Yani ben ama öyle duymadım. Evet, öndeki ev kiralığa çıktı. Fakat galiba evde, arkadaki evde daha hala oturuluyor diye bir duyum aldım ben. Dün yönetmen yayına bağlandığı zaman tahliye edeceğini söyledi. Evet. Zaten orada daha fazla oturulamaz. Yani mümkün değil, oturulmamalı zaten. Oturulamaz da. Çok geçmiş olsun diliyorum. Yani adamcağızın orada hala çocuklarımı çağırın deyip de serzenişte bulunup onlardan yardım istemesi gerçekten olabilecek, kabul edilebilir bir durum değil. Yaralama, kasten yaralama var. Ha,
Şimdi hepiniz de yazmışsınız birçoğunuz. Demişsiniz ki böyle çok olay var. Birçok insan da tutuklanmıyor Evet, demişsiniz. işte ha benim biraz önce demek istediğim Ha. şey bu. O zaman öbür arkadaşları da Tabii. tutuklayacaksınız. Bu Halil Sezai olduğu için tutuklanmayacak o zaman. O zaman ya da öbürleri de tutuklanması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de çok kasten yaralama olayı da var değil mi? Birçok insan da tutuksuz. Mesela gidiyor karısına Tabii neler bıçak yapıyor? sallıyor mesela. Evet. Kadını yaralıyor yani. Tutuksuz olarak Tutuksuz. yargılanıyor yani. Şimdi böyle de olduğu zaman arkadaşlar bunu da söylemek zorundayız. Ben de bunu sormak zorundayım. Herkese böyle bir herkese göre farklı farklı. Şimdi bu olay gündeme geldi. Bu olay her yerde. Evet haklılar. Evet sonuna kadar cezasını çekmeli. Nasıl burada buraya kimlik meselesi değil bu insanlık meselesi diyorsak Halil Sezai suçunu çekmek zorunda diyorsak öbür taraftan da o zaman bu bir kimlik meselesi değil. O zaman bu ünlü bir adam olduğu için bu O kadar zaman çok Ahmet büyütüldü. Efendi de girmesi Ahmet lazım. Efendi de girmesi lazım o zaman. Şimdi bunları da adaletli bir Evet. şekilde kararlar. Bazı şeylerde ben mesela aile mahkemelerinde de yani sülalemize küfür ediyorlar. İftiralar atıyorlar. Tehdit Ben ediyorlar. programcıyım. Benimle alakalı bir sürü insan oraya gidebilir de. Tehdit Tehdit ediyorlar. ediyorlar. Tehdit ediyorlar. Evet. Ya, ve tedbirini de bozuyor. Ama sen Ve ona hiçbir şey bir olmuyor. şey olmuyor. Aynen öyle. Şimdi öyle dedikodular çıkıyor ki bazen. O onun tanıdığı, o ona haber gönderiyor. Bu bizim adalet sistemimizi kaldırabileceği bir durum Onun olamaz. için bu çok güzel bir şey oldu. Bu Bunda harika. emsal teşkil Etsin. etti ama şimdi buna benzer bir şeyler başka normal insanlar tarafından da yaşanıldığı zaman o zaman tutuklanmaları gerekiyor. Fakat daha Çünkü Ömer bir ona Çelik böyle buna böyle buna böyle olmasın olmaz. istiyor. Aynen Yani öyle. Biz bunun için herkese aynı. söylüyoruz. Yani Halil Sezai de girdi mi? Ama Ahmet Bey de yarın öbür gün komşusunun kapısına odunla girdiği zaman ve onu yaralamaya kalktığı zaman böyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldığımız O da zaman girme o o da zaman. girecek o Aynen öyle. zaman. Yani Şimdi ben bu sana Ömer Çelik'in bir sosyal medya paylaşımı var. AK Parti. Kendine sanatçı diyen bir barbar. Yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilmez ki sanatçılığından İşte onu bahsedilsin diyor. söyledim. Yani burada Evet. sanatçılık, kimlik Evet. yani önemini yitirdiği yerdir. Aynen. İnsanlıkla alakalı, vicdanla, toplum vicdanına baktığınız zaman hepinizin içi cız etti mi bu görüntüleri gör? Bu adamın tabii ki bir başkasının evine izinsiz elinde yani ona zarar verici bir şeyle giriyor olmuş olması girmesi gerekiyordu. Girmeseydi zaten herkes ayaklanırdı yani. Ama dediğimiz gibi biz herkese aynı koşullarda davranılmasında hepimiz için söylüyorum. Sanatçılara da aynı şekilde, normal insanlara da aynı şey. Herkese aynı. Bu hareketi kim yapıyorsa, eğer bunun yeri cezaevi ise bu herkese de uygulanmalı diye düşünüyorum. Ya da en azından bulunana kadar başka tam tersi bir şey bir müddet ise orada istirahat etmeli. Çünkü zaten ilk aksiyonları zaten onun bir müddet dinlenmesini gerektirecek aksiyonlar zaten. Onun için bir müddet içeride tutulması bana göre de doğal. Yani doğru bir karar verilmiş şu an için. Yani hiç kimse kimsenin dün de söyledim hiç kimsenin cezasını bir insanı Kendi, cezalandıramaz. evet. Kendi Yani yapamaz. yapamaz. Aynen. Dolayısıyla bu aslında dünden beri beklediğimiz son bugün görüntülerde de olduğu gibi gerçekleşti. Bir sürü ünlülerin de tepkileri var. Mesela Sıla. Sıla ki biliyorsunuz yani dediğim gibi Halil'le de dostluğu olan ve aynı janrda bir sanatçı. Sana yazıklar olsun demiş biliyor musun? Yani Sıla'yı görünce bir şaşırdım. Ve doğru durmuş yani çok doğru olarak Ama eleştirisini bunu bir şey yapmış. söyleyeceğim. Bunun arkadaşlık, dostluk, Evet. annen de olsa, oğlun da olsa, Aynen. yani kardeşin de olsa burada bir eylem var ve bu eylem yaşlı hepimizin babası yaşındaki Evet. bir adamın Dün sana korumasız. söylediğimde onu söyledim. Yani birden ya kendi babam geldi aklıma biliyor Evet, musun? Yani söyledin ve sen çok bunu. hüzünlendim yani. Dolayısıyla bu şiddet eğilimi olan, bakın birçok insanda var. Adamcağız şey diyordu orada röportajında madde kullanıyor bunlar diyordu.
Evet. Şimdi keşke daha önceden şikayet edilseydi. Edilmişler Keşke daha. birbirlerine, daha önceki şikayetleri var ama bu işte virüsten dolayı biliyorsun yavaşlatıldı ya her şey. Evet. Aslında oradaki yönetmen de diyor ki, dün yayınımıza bağlandı. Ben diyor bu kişileri daha önceden şikayet Evet. ettim. Ama diyor işte bu pandemi süreci olduğu için ağır ilerledi. Evime geldiler, evime bahsettiler. Zaten böyle bir husumet zaten uzun zamandır vardı. Yani burada birileri aslında gitmeliymiş. Yani şu anda yapılan şey aslında daha önceden benim de diyor Aslında çocuğum vardı ayak diyor. sesleri gelmiş. Bu işin ayak sesleri zaten aslında önceden başlamış. Ya zaten şöyle bir kişinin dışında oturulan yerde, yani üç kişi mi oturuyor, iki kişi bile olsa orada bir yönetici gibi birisinin olması lazım. Çünkü sen muhatap olmaman lazım Evet. komşunla. Komşundan bir şikayetçin varsa bir güvenlik olması lazım. Bir apartmanın veyahut da oranın yöneticisi olması lazım ki şikayetini ona bildir. Şimdi bu tip çoklu yerlerde karşılıklı Biz bıraktığın Türk zaman insanı olmuyor abicim yani. kapıyı çalıyoruz ve söylüyoruz. İşte bu da bazen işte böyle nahoş durumlara. Çünkü biz sıcakkanlıyız, ateşliyiz. Pat diye bir kelime, ya gidiyorsun nasılsın diyorsun. Bir bakıyorsun kavgayla ayrılıyorsun. Ya da birbirini Ama vurmuşsun. işte muhatap olmamak burada Evet işte. en önemli şey, birbirinin olan Evet. şikayetini yönetici olsa mesela Bak burada. mesela Haluk Levent ne demiş? Haluk Levent, bu konuyla ilgili amcaya ulaşacağız. Durumu yok ise ve kendisi isterse Ahbap platformu olarak davasında yanında olacağız demiş. Fırat Tanış, şiddeti mazur gösterecek hiçbir taraf, yön, kimlik, statü söz konusu olamaz. Utançla kınıyorum. Celil Nal Çakan, vurmayacaksın abicim, vurmayacaksın Evet. demiş. Çok güzel, çok doğru Sinan söylemiş. Akçil her şeyi konuştuğu için onu söylememe gerek yok. Devamlı bir yorum yapıyor zaten. Yani İbrahim de artık karı koca yapıyorlar. İbrahim Tatlıses, babası yaşındaki adamı evire çevire döven sözde sanatçı Halil Sezai'ye tepkisini şöyle dile getirdi. Halil Sezai'nin yaşlı bir adamı dövmesiyle ilgili şöyle diyor. Sana en büyük cezayı halk verecek. Ünlü türkücü Twitter hesabında üzerinde yaptığı paylaşımda Halil Sezai, halk verecek sana en büyük cezayı, lanet gelsin seni tanıdığım güne diye yazarak tepkisini göstermiş İbrahim Tatlıses. İşte bazen ceza size hukuk sistemi verir ama en büyük Bir nedir biliyor musun? sanatçı Evet. için en büyük ceza Kamu bir halk. evet. Kamu vicdanı. Evet. Çünkü o zaten senin haklı olup olmadığını bir şekilde, yani o birdenbire, yani herkes kenetlenir. Şu görüntülerden dolayı, şu görüntülerden sonra zaten Halil Sezai, bizim dün de söyledim, aramızdan ayrıldı artık. Bu arada radyolar falan da aynı dediğin E şey oldu biliyor herhalde, ne musun? münasip, Radyolar nasıl falan çalıyor? da hepsi karar Bitti. vermiş. %90 diyorum. İşte Yüzde bilin yüzdür de. ki bu memlekette diğer sanatçılara da söyleyelim o zaman. Karınıza, bak karınıza, çocuğunuza. Yani aslında sizden daha güçsüz olan herkese, yani bu adamcağız da eşi de olsa mesela, bir kadına da verseydi aynı şiddeti göstermiş olsaydı, o kadına da yapamazsın. Çünkü senden aciz, senden kuvvetsiz, seni yenemez. Sen karına da aynı şekilde yapıyorsun, yaşlı adama da yapıyorsun. Şiddet eğilimli insanların hepsinde bu var. Hepinizin sonu bu olacak. Bak dışlandı, bitti, gitti. İçimizde yok artık. Yok artık. Halil Sezai artık yaşıyor ama Evet. yaşamıyor. En büyük ceza biliyor musun Bak bir daha büyük sanatçı bir şey için? olabilir mi? Hepinizin başına gelir. Aklınızı Evet. başınıza toplayın. Karınıza vurmayın. Şu Ama bunu bir tek neyler sanatçıyla çizgilendirmeyin olur içiyorsunuz? Bir mu? tek sadece Ha, öyle sanatçı değil. ikiyüzlülük de olmasın ama. Tabii. Ha, yani O da ayrı. Bir çünkü tek sanatçı biliyorsun orada değil bayılıyorlar. yani. Sanatçı yanlış bir şey yapsın, Bayılıyor. 7 milyon kişi beraberler. Oo, öldürün, öldürün, vurun, vurun. Tabii. O da olmasın. Yok, o da değil yani. İnsan olsun. İnsan olarak yargılayalım. Tabii. Yargılayacaksak. Yani ve kime hangi muameleyi yaptıysa, kime hangi Evet. Aynısını yapalım. herkese yapalım. Bakın burada bizim memleketimizde en fazla eleştirilen şey, her sistemde bu var. Çifte standart olayı. Çifte standartı hiç kimseye getirmiyor. Bu olay büyüdü. Halil Sezai tamam hakkıydı içeri girmek ve içeri girdi. O ayrı. Ama bir başka normal bir arkadaş, vatandaşımızın komşusuna
bu hareketleri yapmış olsaydı belki birçok var bir sürü bana yazmışlar diyor. Seren Hanım niye bizim de böyle olaylarımız var? Niye içeri girmediler diyor mesela. Bu herkese aynı şeyler uygulanmalı diye düşünüyorum ben. O yüzden esefle kınıyorum. Halil Sezai kendi yapmış olduğu hareketle aramızdan tamamen silindi, gitti, ayrıldı. En büyük İstiyorsan ceza aslında hapiste geçireceği günler değil ona. Aslında bu. son Halil'in de çok kısa bir açıklaması, ifadesi var. Evet. Çekim yapmak için arkadaşımın villasına geldim. Öf. Hüseyin Meriç ile daha önce tanışıklığım vardı. Salı günü bir elime çiçek alıp diğer elime şaka amaçlı sopa uzattım. Ben sopa uzattıktan sonra hakaret ve tehdit etti. Kesinlikle ikamete girmedim. Bir anlık sinirle birkaç defa vurdum ve küfür etmiş de olabilirim. Ezan mı okuyorsun? Söylemim dini değerleri aşağılamak kastı içermemektedir. Nedir mesela? Kendi konserlerim esnasında ezan okunurken ara veririm. İşte Öf, yani hiç yani neyse ifade vermek zorunda olduğu için vermiş de. Yani oraya çiçekle değil sen bir önden elinde odunla sopa. gidiyorsun. Arkadaki adam da saksıyla geliyor. Aynen. Yani artık buna bir kamuflaj bir şey bulmayın. Artık de Aynen. ki yaptım bir eşeklik bunu da zaten kendimi yok etmekle bedelini ödüyorum diyeceksin. Aynen. Gireceğin, yatacağın, yapılacak bir şey yok artık yani. Orada da kendi kendine muhasebesini, muhakemesini yaparsın Buradan sen. başka bir bölüme geçiyoruz Öf. ama Şu sen erkeklerin yapıp yapıp da yani bir şeyleri kılıf. ondan sonra kılıf uydurmalarına o kadar sinirleniyorum ki. Bari bir de onu da bari orada bir erkekliğinizi gösterip yaptım Allah benim cezamı versin deyin ya bazen de. Bazen de bunu söyleyebilin. Kadınınızı döversiniz yalan söylüyor iftira atıyor dersiniz. Bir adamı döversiniz yaşlı bir, ondan sonra öyle değildi saksı atmayacaktım kafasına da çiçek götürecektim Aman der. bu kadınlar hep masum Ha, ama hep hayır, yapmayın masumsunuz Allah yani hep aşkına. ama siz hep masumsunuz. Dünyanın en haksız kadınına bile el kaldıramazsın Artucuğum. Tamam abi bir Küfür dakika. de Tabii el edemezsin. kaldırmaktan Söz de bahsetmiyorum. söyleyemezsin. Ailesine hakaret de edemezsin. Bunların hepsi ha bana yumruk atmış ha anneme küfür etmiş. İkisi aynı benim için. Ben de var ya kalpten kalbim o ölsem aşkından ben de o anda biter gider ki öyle olmuştur hayatım içerisinde yani. O yüzden de karınıza küfür ediyorsunuz, karınızı dövüyorsunuz, çocuğunuzu dövüyorsunuz, el alemin babasını dövüyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki yok saksı getirecektim de çiçek götürecektim. Yok yemeyiz artık. Bu saatten sonra olmaz. Bunları da emsal olarak asıl karılarını döven adamlara bu saatten sonra Ha, hepinizin sonunda tabii bu o zaman olacak. aynen öyle. Hepinizin sonunda bu olacak. Peki buradan başka bir konuya geçeceğiz ama bizim Merve Miray ve bütün sevenler izliyormuş. Özellikle senin bu sinirlenmene, o bir atraksiyonlarına sana bayılıyormuş. Ay Yani siz de benim doğru ben bir gün kalpten yorumluları. gideceğim buralarda göreceksin. Niye? Her sene bu sene son magazin diyorum. Şey prime time'a geçip hani kadın programı yapmak istiyorum diyorum. Fakat beni bırakmıyorlar. Çünkü benden başka konuşarak başını da derde sokan kimse olmayabilir. Ama birileriyle doğru konuşması lazım. Bilal Bey Allah'tan ya Arto geldi de. şu Seren'e 3 gün zorlama hapis falan yok mu biraz? Mahvetsek. Şerefimle girerim. En azından Ay söylediğim oraya da hiçbir lafa şerefinle girdin zaten. girerim. Aynen. Herkes söyleyip söyleyip ondan 12 sonra tane bavulla gidip kadın gibi. kendini otele gidiyor zannediyor. Elde bavul şu ellerimi elde bavullar, arkada şoför, onda da bavullar. Sen nereye Hayatım. gidiyorsun? Kendini tatil köyüne gidiyorsun zannet. Ben söylediğim her şeyin arkasında dururum. Paşa paşa da girerim. Orada da yattım çıktım. Bir gün dedim mi ki söylediklerimi geri alıyorum diye. Yok, Hayır. evet. Arkası öbürküler hepsi korkudan. Koskocaman adamlar kaç yaşında hepsi korktular. Seni zaten bu dil ne Aile. gelirse bu dilimizden geliyordu o Yo, ayrı. ama bir Peki. insanın duruşu olacak. Ağzından çıkan Ha. bir insanın ağzından çıkıyorsa onu geri adamı yok. Çünkü o zaman iftira atmış olursun. Şimdi başka çok önemli bir konuya geliyoruz madem öyle.